tüm dünyanın 100 yılın felaketi diye adlandırdığı büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette çok canlar kaybettik, çok yaralılar verdik. Ve ardından belki de 100 yılın dayanışmasını gördük tüm dünyacak. Keşke bu gibi dayanışmaları başımıza büyük felaketler geldikten sonra değil de öncesinden sağlayabilsek. Fakat şu anda görüyorum ki üzerinden henüz bir ay bile geçmemiş olmasına rağmen siyasilerimiz tarafından unutulmuş bir felaket yaşadık. Ben bir siyasetçi değilim fakat şunu çok iyi biliyorum. O koltuklara giden yol milletin vicdanından geçer. Tüm deprem geçmiş olsun ve ülkecek başımız sağ olsun. Diyorum. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Durmuş Karayar. Beni Instagram'dan birçoğunuz biliyor zaten. Bilmeyenler için kısa bir öz tanıtım yapmak istiyorum. Çok kısa. Ben bir gemi makine mühendisiyim ve Instagram'da bir gemi adamının hayatı adı altında paylaşımlar yapıyorum. Bu paylaşımlarım YouTube'a aktarmaya karar verdim. Karar vermemdeki en büyük etken tabii ki talepler oldu. Ve bir yandan da biraz mantıklı düşününce zaten orada anlatmak istediklerimi burada daha geniş çaplı ve insanlara daha faydalı olabilecek şekilde anlatabileceğimi biliyorum. Bu yüzden YouTube'da videolar çekmeye karar verdim. Tabii bu her zaman mümkün olmayacak çünkü gemideyken YouTube videosu paylaşmam pek mümkün değil. İnternet sıkıntısı yaşıyoruz. Herkes bunu zaten biliyor. Eşimle konuşurken bile problemler yaşıyorum yani. Ve hazır gemiyle alakalı böyle birkaç bir şey söylemişken hemen bu videonun konusu nasıl olacak? Hemen bundan bahsedeyim. Gemiyle alakalı olacak. <laughs> gemiyle alakalı olacak. Biraz daha geniş çaplı. Gemi nedir? Bu meslek nedir? Bu mesleğe girebilmek için neler yapılması gerekiyor? Okul mu, üniversite mi okuyacaksın veya üniversite okuyabilecek durumda değilsin. Başka bir şekilde bu meslekte çalışmak istiyorsun. Bunlarla alakalı olacak ilk videonun konusu. Hemen ilk videoya geçebiliriz o zaman. Söylemiyorum. Ne kadar kazandığımı söylemiyorum. Bak bir ne kadar kazandığımı çok soruyorlar, bir de hangi şirkette çalıştığımı çok soruyorlar. Ama bu ikisi hakkında bilgi vermiyorum. ya Çünkü yani hak verirsin ki örnek veriyorum nerede çalıştığımı. Ya gerçi birçok insan da biliyor. Daha doğrusu meslek içerisinde beni takip eden birçok insan biliyor. Hatta sana kısa bir anı anlatayım da son gemimde yaşadığım bir şey. Benim e, bir çalıştığım abi vardı. Ya, hiç duydun mu? İstanbul'da falan bir araya geldik. E, ne, ne şu an olduğu gemide ve beni şirkete şikayet etmiş. Adamı hiç tanımıyorum ha. Yok. Hiç benim paylaşımlarda hiç geminin adı veya şirket ismi, logosu bir şey görüyor musun? Beni biliyorlar, tanıyorlar. Bizim şirkette çalışan insanlar beni tanıyorlar. Yani niye? Çünkü kulaktan kulağa gidiyor. Aa durmuş bir paylaşım yapıyor. Aa durmuş işte bu durmuş. Bir de videolar milyon izlendiği için denizcilikle alakalı herhangi bir şeyi beğendiysen, izlediysen benim videomun düşmeme ihtimali yok. Aynen işte. Herkesin önüne düşüyor. Ve özellikle bu camiadaki birinin önüne düşüyor. Adam beni şikayet etmiş abi şirket. Ulan beni tanımıyorsun, bilmiyorsun ismini vermeyeyim de şimdi. <laughs> Belki YouTube videolarımı görüp oradan da şikayet edebilir falan. Bu sefer şey Cimer'e şikayet ediyorum. <laughs> edebilir yani. <laughs> ya abi niye şikayet etti ya dedim beni. Diyorum ya tanımıyorum. Bir kere görmedim ya adamı bir kere. Şirkete ne demiş biliyor musun? Bizim şirketimize yakışmayan hareketler. Birinci videonun konusuna gelelim. Bu meslek neden var? Bu meslek nasıl var? İlk başta bundan bahsedelim. Dünya ticaretinin %90'ı gemilerle sağlanıyor. Ve bu yüzden de bu mesleğe ciddi anlamda ihtiyaç var. Sadece mesleği yapanlara değil, gemilere ciddi anlamda ihtiyaç var. İlk başta bu mesleğin geçmişiyle alakalı ufak tefek bilgiler vereyim. Çok fazla bilgiye boğmak istemiyorum. Biraz yüzeysel olarak geçeceğim. Eskiden gemiler var. Şuraya koyduğumuz bu eşya gibi. Eskiden gemiler böyleymiş. yelkenlerle ve işte küreklerle yapılıyormuş. Teknolojinin gelişmesiyle beraber önce buharlı gemiler daha sonra da şu an yakıtla çalışan gemiler. Daha hızlı gemiler ortaya çıkmış ve artık dünya ticaretinin büyük bir kısmı şu an bu teknolojinin son harikası gemiler yapılıyor. İlerleyen zamanlarda insansız gemilere geçilecek. Bununla alakalı zaten videolar da paylaşmıştım. Yakın bir zamanda değil. Bizi kurtarır. Biz kurtulacağız yani. Biz bu mesleği yapmaya devam edeceğiz. Böyle bir meslek var arkadaşlar. Gemiler var. Dünyanın ticaretinin yüzde 90'ının üzerinden geçtiği bir büyük bir ekoloji ve onun içinde çalışan insanlar var. Bu gemilerin hareket ettiği verilmesini sağlayan insanlar var. Biz de o mesleğin bir parçasıyız. Bu mesleğe peki biz nasıl girdik? Yani bu insanlar nasıl yaptı? Öncelikle kendi durumunuzu bir sorgulamanız gerekiyor. Yani şu anda belki bir lise öğrencisiyle konuşuyor olabilirim. Belki de bir e, üniversite öğrencisiyle konuşuyor olabilirim. Ya da hali hazırda mesleği olan, ilgi duyan, ya acaba geçiş yapabilir miyim? Nasıl olur falan diye düşünen insanlarla konuşuyor olabilirim. Şimdi onlara e, bu mesleğe nasıl girilir, biz nasıl girdik onları anlatacağım. Şimdi gemi içerisinde departmanlar var. Daha doğrusu iki departman var. Güverte ya da makine. Hepimizin bildiği bir gemide kaptan olur. Yani herkes bunu bilir. Ama gemide sadece kaptan olmaz. Evet, güverte bölümünün amirlerine kaptan diye hitap edilir. Fakat bir de makine bölümü vardır. Makine bölümündekilerde de mühendisler çalışır. Ben mesela gemi makine mühendisiyim. Beni bilenler bilir. İkisi farklı departman ve çalışma şartları yaptığı işler de bir o kadar farklıdır. Şimdi ilk başta e, ne dedim? Kendi pozisyonunuzu belirlemeniz gerekiyor. Yani şu anda durumunuz ne? Yaşınız kaç? Üniversite öğrencisi misiniz? Örnek veriyorum lise öğrencisiniz ve gemide çalışmayı düşünüyorsunuz veya ilgi duydunuz bununla alakalı bölümleri okuyup ondan sonra gemiye çıkıp çalışmaya başlayabilirsiniz. Yani üniversitenizi ona göre tercih etmeniz gerekiyor. Benim tavsiyem kesinlikle budur. Eğer bu mesleği yapmak istiyorsanız bu işin hapı üniversite okuyup öyle gemilere gelmektir. Daha küçük gemilerde bu işin ekmeğini yiyemezsiniz. Onu dile getireyim ilk başta. Üniversite yoluyla gemide çalışmaya karar verdiniz. Ülkemizde her meslekte olduğu gibi iki farklı yöntem var bununla alakalı. Ya özel bir üniversiteye gidebilirsiniz ya da bir devlet üniversitesine gidebilirsiniz. Bununla alakalı size armut piş ağzıma düş gibi bir şey söylemeyeceğim. Çünkü herkes kendi çabasıyla şeyler yapmalı. Biraz araştırmacı olmalıyız. Her zaman onun taraftarıyım ve sizi neyi nerede bulabilirsiniz konusuna iteceğim. Üniversite, en iyi üniversite hangisi? Gir abi ÖSYM'in sitesine. Bak en yüksek puan hangisi? O en iyi üniversitedir. Veya özel okul tercih edebilirsin. İki farklı şekilde bu mesleğe giriş yapabiliyorsun. Devlet üniversitesinde okuyarak ya da özel üniversitelerde okuyarak. Hemen devlet okullarından bahsedeyim. Ben devlet okulunda okudum. 9 Eylül Üniversitesi'nde okuduğum için biraz hakimim ve çevre üniversitelerde de biraz hakim olduğumu söyleyebilirim. 2018 yılında mezun oldum. Çok da geç bir zamanda değil. Eğitim sisteminin nasıl ilerlediğini biliyorum yani. Farklılıkları ne? Normal bir üniversiteye gittin. Örnek veriyorum başka bir mühendislik bölümü okuyorsun ve denizcilik fakültesinde mühendislik bölümü okuyorsun. Birinci farklılığı şu. Denizcilik eğitim veren birçok okulda hiyerarşik eğitim alırız. Yani biraz askeri sistem. Hani çok fazla böyle asker gibi bir eğitim almıyorsun ama üniformalı eğitim alıyorsun, resmi bir eğitim alıyorsun. Bunun sebebi de gemide de aynı hiyerarşik düzen devam ettiği için seni biraz buna alıştırmaya çalışıyor. Bu yüzden hiyerarşik eğitim alırsın. Peki süreç nasıl ilerliyor? Hiyerarşik eğitim alırken dersleri nasıl alıyorsun gibi? soru işareti hemen aklına gelebilir. Yani dersler normal bir şekilde ilerliyor. Birinci sınıfta alman gereken dersleri alıyorsun. Yine matematiğiydi, fiziğiydi, mesleki dersleri. Bu dördüncü sınıfa kadar gidiyor ve ondan sonra mezun oluyorsun. Mezun olduktan sonra da bir iş bulma süreci. İş bulma sürecini videonun daha sonunda anlatacağım. İkinci olarak diyelim ki öğrenci değilsin. Şu anda hali hazırda bir meslek yapıyorsun ve bir de çalışmak istiyorsun. Bunun da yolları var. Yolları yok değil. Tabii ki de kolay bir yol değil. Biraz çetrefilli bir yol. Hemen hop gideyim bir şirkete başvurayım. Beni işe başlat işte işte en alttan başlayayım da ondan sonra bu yolda devam edeyim üstlere kadar çıkayım diye bir yol tabii ki de yok. Personel olarak çalışabiliyorsun. İlk başta bunu söylüyor. Tabii personelde de bir hiyerarşik rütbe olayı var. İşte en alt rütbeden başlarsın. En üst rütbe neyse oraya kadar yükselebilirsin. Onun farklılıklarında hemen bu gemide çalışabilme olayı nasıl olur? Bu kurslar, bu süreç nasıl ilerler? Onu anlattıktan sonra onun farklılıklarından da kısaca bahsedeceğim. Personel olarak çalışmak istiyorsan eğer bununla alakalı kurslar var. Kurslara gidip bazı belgeleri alman gerekiyor. Gemi adamı olur olur belgesi alman gerekiyor. Gemi adamı sağlık, gemi adamı olurla alakalı o, olabileceğini gösteren sağlık belgeni alman gerekiyor. Yani bu en basit bir örnek vereyim. Gözünün iyi görmesi, kulağının iyi duyması gerekiyor. Aksi takdirde gemide çalışamaz rapor alırsınız büyük bir kuruldan geçiyor bunlar. Sadece kulak ve gözde değil yani. Aynı zamanda yok kalbindir, işte böbreğindir, işte bağırsağındır her şeyini inceliyorlar. Çünkü gemide çalışmak gerçekten zor. Her şeyden uzak olduğun için en basitinden gemide başına bir şey geldiği zaman direkt müdahale etmek, ilk yardım dışında direkt müdahale etmek. Yani kısaca şöyle söyleyebilirim. Ölümcül bir hastalığın varsa, hele ölümcül bir hastalığa itecek bir şey varsa gemide müdahale edilemez ve ölürsün. Onun için de sağlık durumunun iyi olması lazım. Hemen gemi içerisindeki o hiyerarşik düzenden de kısaca bahsedeyim. Personel olarak girdin örnek veriyorum en düşük kademe bunun kamurotu var gemicisi yağcısı var ondan sonra pompacısı reisi fiteri yani ustası aşçı başısı bu gibi rütbeler var Kamorot en düşük rütbedir yağcı ve usta arasında bir rütbe farkı vardır bu makine tarafı için güverte tarafı için usta gemicisi da olmayan gemisi. Lostroma falan yok. Yani Lostroma eskiden varmış. Şu anki gemilerde Lostroma, Michos'u falan onlar falan kalmadı artık. Tabii olan gemiler yok mudur vardır ama e, artık gemide çalışan sayısını azaltmaya başladıkları için onları eliyorlar. Makine için söylüyorum mesela. Yağcı ve usta var. Güverte içinde tabii mutfak bölümü, gemi içerisinde çalışan kamorot ve aşçıbaşı var. Gemi dışında, gemi güvertesinde çalışan da, da olmayan gemici, usta gemici, pompacı reis var. Ama üniversite okuyup da mesleğe giriş yaparsanız yine iki farklı departmanda diyelim ki makine okudunuz. 3. mühendis olarak gemiye katılırsınız veya 3. mühendis olarak gemiye katılırsınız. Sınavlarla ehliyetinizi yükselterek dokumuzu bitirdiniz ve sonucunda bir ehliyet alıyorsunuz. Ehliyetinizi yükselterek 2. mühendis ve baş mühendis olursunuz. Güverte içinde işte dördüncü kaptan olarak veya işte beşinci kaptan. Yani 3-4-5 kaptan arasında maaş farkı olmaz genelde onu söyleyeyim. Ama iş farklılıkları olur. Üçüncü kaptan. Ehliyetini yükseltirsin. ikinci kaptan ve kaptan olursun. İki departman arasındaki farklılıklarda bunlar. Diyelim ki üniversite okuduğunuz mesleğe gireceksiniz. Veya kurslarda belgelerinizi aldınız. Gemi adamı olur belgenizi aldınız. Gemi adamı cüzdanınızı çıkarttınız. Ha burada küçük bir anekdot daha vereyim. Kurslarla gemi adamı cüzdanı çıkarmaya çalışanlar için çok önemli. Çünkü birçok yerde duyuyorum. Dolandırıcı bitmez her yerde dolandırıcı var. Dolandırılabilirsiniz. Hepimiz de dolandırılmaya açığız. Bizim zihniyetimiz biraz şu. Kısa yoldan köşeye döneyim. Kısa yoldan köşeye döneyim zihniyetiyle yaklaştığımız için. Aa bak bana bu kısa yoldan köşeyi döndürecek derken elinde ne var ne yok adama veriyorsun. Ondan sonra hop bir bakıyor ne köşe var ne hiçbir şey yok. Dolandırılmışsın. Bu yüzden gideceğiniz kurslar önemli. En önemlisi şu. Hani şu kursa gidin bu kursa gidin diye tek tek size açıp bilgi vermeyeceğim. Neye bakmanız gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Çünkü şehirde farklı. Yani tek bir tekelden yönetilmiyor bu kurslar. Her şehirde farklı kurslar vardır. Bakmanız gereken ilk şey Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı mı değil mi o kurs ona bakmanız gerekiyor. Ya yani bunu açıp o kursun web sitesinden bile görebilirsiniz. O bakanlığa bağlı mı? Bu en önemlisi. Eğer bağlıysa sizi dolandırmaz. Kısa yoldan köşeye döneceğim diye dolandırılmayın. Bunları araştırarak girin. Belgeleri aldın veya üniversiteden mezun oldun. Hemen iş bulacak mısın? Yani bu ciddi bir konu. Ve videonun son kısmına geldik. Artık bu konu hakkında konuşacağım. En sıkıntılı süreç bu burası. Ne yazık ki hiçbir işte olduğu gibi bu işte de kolay ekmek yok ihtiyaç yok mu? Çok fazla ihtiyaç var ama kolay ekmek yok. Türkiye'de kaç tane armatör var biliyor musunuz? Açın hemen Türkiye Armatörler Birliği'nin web sitesine girin hemen ilk ana sayfalarında belirtiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 198 tane armatör var. Ya her birinin 10 tane gemisi olduğunu düşünün ki öyle değil yani bazı armatörlerin 60 tane gemisi de var. Benim net olarak bildiğim 2022 veya 2021 senesinde yapılan araştırma sonucunda 25-30 bin arası Türkiye'de çalışan gemi var. Türk bayraklı ve yabancı bayraklı. Tabii ki bunların hepsi Türk personel çalıştırmıyor ne yazık ki. Yetkin denizciler yetiştiremiyoruz Türkiye'de. Ama birçoğu da çalıştırıyor. Evet, aslanın midesinde ekmek ama ulaşılmayacak bir yerde değil. Peki nasıl bulacağız? Burada iş bulmana yardımcı olabilen ekstra elemanlar var. Hatta bunlara simsar veriyor. Yani nefret ettiğim bir kavram ama. Dolandırılma mevzusu var ya bu dolandırıcılığın resmi hali gibi bir olgu, bir oluşum. Tabi resmiyette aslında böyle bir meslek yok ama ne yazık ki bir elimiz kolumuz olmadığı için bu insanlara mecbur kalıyoruz. Tabi onların da hepsinin garantisi yok. Ya benim size tavsiyem ilk başta kendi içinizi kendiniz görmeye çalışın. Çok zor. Gerekirse gidip çalışmak istediğiniz şirketin kapısında yatmak durumunda kalabilirsiniz. Ama 20 gün yatarsın. 21. gün seni gönderir. Bu biraz kendimize bağlı. Ve şirketi de doğru seçmek lazım. Birçok şirket kara liste denilen o listeye girmiş. Maaşlarına doğru düzgün yatırmıyor. Hatta bazıları maaşlarını bile yatırmıyor. Maaşlarını bile ağlamayan meslektaşları var yani. Abi birazcık araştırmayın. Benim bu kanalda size direteceğim, her zaman her videoda direteceğim en önemli şey bu. Araştırmacı olun. Araştırmacı olmak zorundayız. Yoksa kısa yoldan köşeyi döneceğim derken birden elimizde, avucumuzda hiçbir şey kalmadan öyle dımdızlar sonumuzda kalırız. O yüzden araştırmacı olun. Bunu her defasında direteceğim. Instagram mesaj kutumda hatta mailimde bile yüzlerce iş başvuru var. TV'ler var ya. Keşke öyle bir konumda olsam da hepinize tek tek iş bulma konusunda yardımcı olabilsem. Ne yazık ki öyle bir konumda, öyle bir pozisyonda değil. Size yardımcı olabileceğim tek şey var. O da bilgi vermek. Zaten o yüzden de tam olarak buradayım. Tam olarak YouTube'a gelme sebebim, amacım bu. Bilgi vermek. O bilgiyi alıp evire çevire istediğiniz gibi kullanacaksınız. O yüzden aşağıya yorumlara merak ettiğiniz, istediğiniz her şeyi yazın. Yazın ki ben de hepinize tek tek ilgilenebileyim, ilgileneceğim. Ve size son olarak şunu söyleyeceğim. İstediğiniz her şeyi yapabilme, elde edebilme yeteneğine sahipsiniz. Sadece birazcık inanç yeter.